Geliyoruz arkadaşlar. Derslerinde 5. konusunu işledi arkadaşlar. 5. ünitenin konusu neydi? 3. İçeriler. İçeriler. Bunların öğretimleri mi? Bunların öğretimleri. 5. ünitenin konusu buydu. Bu ünitelerle kapsa bunlar şeydi. İçerilerin şey neydi? Artık ünitenler becerilerin aslında geçerli olup olmadığı yoktur vesaire işte genel bir durumlar öyle yapıyorum yazmayı genel bir durumlar anlatacağız. Bunlar da bir tarafa öğrenci becerileri biz nasıl öğreneceğiz kazanıyoruz. Bunlar bahsediyoruz. Bunun ana amacı beceriyi açıklayalım arkadaşlar. Ne de beceri? Hocam öğretim süreci boyunca öğrenciye kazandırmamız yani bu kadar niye? Başka.
kadar bir şey yok yani. Yani birkaç kadar hakkında olumlu veya olumlu şeyler düşünmeye geldim değil mi? Birkaç kadar hakkında olumlu olumlu şeyler düşünmeye eleştirel düşünme dediğimiz işte şey nedir arkadaşlar? Her şeyi kabul etmeyeceksin. Değil mi? Bir şey söyleyeceksin. Ha, diyeceksin ama yer diyeceksin. Ya da içinde bir haksızlık yaptın değil mi? Örnek veriyorum. Belediye başkanları, görevlerinden yazdık. Bir şeyler için nasıl yapacak? Bunlar önemli değilse burada çatma görevler bir şeyler için nasıl yapacak? Hediyeli çöpleri baktığı toplamalar. Yani bir defa yaptılar, gördüm. Bir kez de düşünmeler dedi. Ama bunu sürekli devam edelim. Burada eleştirmen gerek. Senin de sana niye para veriyorsun de ben bana ödelen bana istemeyecek diye para vermiyor demeyecek misin? Hah, başlarına eleştiri denir. Ama şimdi bunun şeyi lazım. Belki eleştirmeyip de eleştiren düşünme yeteneği kazanmamışlar okullarda. Değil mi? Aa, böyle insanlar şey demişler, ağzına demişler. Böyle insanlar sen niye bu kadar var dedi. Sen çok şeysin demişler. Ne çıkardın sana nasıl demişler. Böylece ne oldu işte düşünmemiş. Umursamamış, boş vermiş. Bana ne aman ne lazım demiş. Ha işte birisi bazı yerlerde böyle dedi sana. Sosyal bilgiler öğretmenin özelde ama genelde bütün derslerin amaçlarından birisi öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize eleştirel düşünme yeteneği kazandırmaktır. İkinci bir yeteneği yaratıcı düşünme. Ha şimdi eleştirel düşünme öğrendik. Şimdi yaratıcı düşünme nedir? Bu da masa var değil mi? Oturuyorsun sandalye. Şimdi yaratıcı düşünme oturuyorsun böyle. Ya bu mahalleyi daha nasıl kullanmış hale getirir? Nasıl daha rahat hale getirir? Böyle mi? Ne var ki nasıl? Bak bu neydi? Yaratıcı düşünme zorundu. Sandalye var ama daha rahat hale getirmek için bunlar kullanmışlar. Anladın mı? Bak yaratıcı düşünme dediğin zaman da aklına bir resimde sen önce görür. Bu sene hocam burada yaratıcı düşünme becerisi mesela ayak kurmaksa örnek veriyorum belki biraz değişik olacak ama mesela atom bombasını üretmişler mesela. Einstein ilk başta atomu parçalamış. Bunlar da atomun parçalama işleminde çıkan enerjiyi bomba şeklinde yapmıştırmış mesela. O atom bombasından sonra onun üzerinden de hidrojen bombası görmüşsünüz. Bir de var bir türlü. Bunlar da aşırı nitelikte bir bomba. Bilmiyorum, bu var diyorlar da. Tanrı'nın bir sıra bir proje yapmasıyla. Yani yapılmış bir bilmiyorum ama hani yapılırsa bayağı güçlü bir şey. Özelliği neymiş? Özelliği şey yapalım. Bomba gibi ama uzaydan fırlatıyorlar mesela. Bunun değdiği yerde, yani belli bir kilometresi var. O kilometre kare içindeki her şey gibi çıkıyor. Yok. Deprem gibi Türkiye. Nükleer şey atık yapıyor. Aynen öyle. Evet. Atıklar mı? Ama dünya zarar veriyor. Çöküyor. Anladım. Neydi başka? Neymiş? İş, iletişimsel araştırma. Şimdi iletişimsel araştırma. Önce iletişim. Takmasın. Ne güzel. Ne iletişim? Biraz iki varlık arasında iki de alışveriş verildi, bilgi alışveriş verildi. Alıcı olduğu yapılan alışveriş verildi. Şimdi iletişimsel araştırma dediğinde aklına ne geliyor? Şimdi diğer işte bu beş aradır bir eğitim. Bilmiyor da bu eğitim bilmiyor. Ne yapacağım? İletişim kurdu. Şimdi burada bir oranı yerleştirdi değil mi? Araştırma yapıyorsun. Gece bir yere inmek için bir yer bilgiyle tanışıyorsun. Araştırma yapıyorsun ve iletişimden faydalanıyorsun. Değil mi? Bilmiyorum. Buyur. Bilmiyorum. Sohbeti gibi. Yani doğru. Yurt dışına gelsen, mesela Türk bir de mi? Azerbaycan'a gelsen sıkıntı çekme. Mahcup bilirim Azerbaycan'da. Türkçe çünkü. Biraz ne çıkarsan. Ama ben Almanya'da gitsem bile mi? Ne yapıyorsun? İletişim için oranın dilini öğreniyorsun. Onlar senin değil, sen oranın dilini öğreniyorsun. Problem çözmeye geldi. Çünkü problem çözmek sorunlar. Ne bir dünya şey değildir. Cennet değildir. Doğduğumuzdan öldüğümüz zamanlarda sürekli problemimiz, sorunlar değil mi? Nerede karşılaşacağız? Şimdi problem çözmeye dediğim şey, örnek veriyorum. İşte parasal
düşün. Aslında para kazanırım da öğretmeyecek sana. Hasta oldun. Hangi ilaçları iyileştiriyor öğretmeyeceksin. Sen de hiç problem çözmedin. Dünya işte şey değildir, problemsiz, sorunsuz. Yaşanabilecek bir yer değildir, buna alışık olsan. Ha, ama işte nasıl işte küçükken rahat ödevinin yüzünden her şey ağırlardı. Öyle değil mi? Yücel sorunlar da mücadele etmiyor. Sen hasta oldun, çözüm ne hasta mıydın? Yani işte bunları öğretti. Yani bunları öğretmeyi anlatıyoruz. Anladın mı şey? Problem çözmeden karar vermeyi dedim. Şimdi bazıları var mı çok kararsızdır. Ne yiyeceğini şaşırmaz. Tavuk döner mi yiyecekler? Tavuk kuruyor mu yiyecek? Şey dedi. Abi sen gülüyor dedi işte. Tavuk tartışı mı yiyecek? Kitabını tartışırlar bazen. Hani ne? O da tavuk, o da tavuk. Ya da şey dedi, bir gün tavuk yiyecek, bir gün güne yiyecek, bir gün tartışı mı yiyecek? Olması gereken bu kadar bazıları ne yapar ki? Karar veremez. Ya da bazıları şey yapamaz. Ders çalışmak mı? İnternet ayrıca kontrol edemez. Şimdi karar veriyorsunuz ki burada ders çalışmaya karar veriyorsunuz. Öğrencinin de burada şey lazım işte. Aynı zamanda burada bir problem oluşturuyor. Kantra giderse 2 saat iyi geçecek ama derste de kötü oluyor. Ama ders çalıştıktan sonra şey giderse, kantra giderse sıkıntı yok değil mi? Burada böyle bir karar veriyor. Uşak denmesi arkadaşlar. Gidelim ama 2 saat önce öğrenmeyi bitireyim. Ondan sonra gidelim. Değil mi? Mesela bak, böyle bir karar veriyoruz. Çocuklarımıza bunu öğretmeye çabalıyoruz. Genel becerilerde biz de bu şimdi bilgi teknolojilerini kullanma. Teknolojilerde, bilgi teknolojilerinde kastını üreten telefonu var mı? Birini arıyorsun, bir profesör arıyorsun, bir telefonu danışıyorsun, cevap vermişsin, değil mi? Başka? Telefonun, hani internet telefonu şey var değil mi? İnternete girebilirsin telefonu. Buna belki onun önüne giremiyorlar bu telefonu internete. Artık internete de girebilir. Başka ne var işte bilgisayarlar var. Başka ne var internet. Başka ne var? Kütüphanelerde böyle şeyler vardır ya. Arşiv tarama vesaire. Literatür tarama. Literatür tarama. Birisinde 101'lik arşivler bulamışlar bir yerlerinden. Ya bunlarda bir şey vardır. Taraması mesela hangi bilgiyi ne örnek veriyorum. 19. yüzyılda bir tek üzerlerine Sivas'ın şey yapalım dur mu? Sivas'ın elinde tam kadastro olsun. Bunların tahmin edildiği şeyler vardır ve bunlar gene teknolojide kullanılıyor değil mi? Bak bilgi teknolojileri bunlardır. Genel beceriler denmesi bizim amaçlarımız. Yani çocuklarda bu beceriyi geliştirmek istiyor dediğim şeyler de işte bilgi teknolojilerini kullanmaktır. Çünkü iyi bir internet kullanıcısı olsun. Ama şey değil yani onun tutanlarında kullanmaları değil. İşte hoca derste bir şey mi sordu? İnternete girip cevabını bulabilmeli. Ama internette her bilgi olmadığı için kitaplara da değer vermeli. Kitap da çünkü bilgi kaydı. Mesela örnek verelim. Hoca bir parça bir şey yapmış değil mi? Başka bir yol konuşuyorsun. İngilizce bilmiyorsun ne var diye. İngilizce diyeceksin ki olmasın translate edilir. Ya da çevirmeyle alakalı şeyler var. Şunlara gidersin tutar. Hemen çevirsin bak. Teknoloji kullanıyorsun. Anladın? Genel becerilerden birisi budur. Bilgi teknolojilerini kullanmalı. Şimdi bir de ne vardır? Sosyal bilgileri kendilerine has, kendisine has becerileri. Şimdi sosyal bilgiler çocukların kurbağalarını yürüme sisteminden de anlatmaz. Gider mi? Anlatmaz yani. Sosyal olaylar anlatır. Ha bazı şeyler de var. Fizik, coğrafya falan da değinir ama fizik, coğrafya da bize insanlar üzerindeki etkilerini anlatır. Öyle görüyor. Şimdi bir de bu becerilere bakalım. Ama böyle bir tarihte de rakamda bakmış da olmuş. Şimdi de genel becerilere bakalım. Mekan ağırlığı. Sosyal bilgiler için amaçlar belliydi. Günü bugün görürsün, bugün görürsün, geçecek. Eğer bugün yaşadığımız yer bizim mekanımız değil mi? Mekan ağırlığı ama buymuş. Şimdi mesela sırtlar. Sırtlar var. Böyle bir şey, mambal. Mambala kim üretmek en son 100 yıl önce bir şeyin geliştirip kullanıyor. Örnek veriyor. Tahta, doğrudur. Falan bir şey var. Bundan 100 yıl önce tahta neydi mesela? Tarihinde sayılan tahta değil mi? Ama bu tahta değil. Plastik, şey, sultan. Ama adıyla kalıyor. Anladın mı? Bak, tarihsel gelişim var. Sultan, sultan mı? Evet, sultan tarafı, sultan tarafı tarihinde. Tahta yerler mi? Yani. Manuel tahta yazıyor.
gençler birbirlerine maçlarına gidiyor. Yaşadığı mekanı aldılar, hangi çocuklar? Yaşadığı mekanı aldılar. Şimdi birbirine bazen bana aldılar. Bunlar da bana değil işte şey düşünüyor. Bunlar bir bilmiyorum neydi. Pizzaya mı yiyorlar? Şimdi yiyorum, peki gelecekte yiyelim. Yiyemedi, yemedi. Öfeseden mi çıkardı? Sana da aldığınızı dediğim şey ne olur? Anladın mı? Mesela önceden vardı ama şimdi o adamı o kadar gerekli yani gerekli devam etmesi gerekir. Kullanmıştır, sırtında yük olmuştur. Kullanmışı bırakmıştır. Böyle şeyde öğretirsen kötü yani var mı yokmuştur sakın bilmeyi. Anlarınızı yapmış olur. Güzel söyledi. Sen o zaman normal tavuk diyorum var. Bir de hata yüzü diyorum. Anlamadım. Normal tavuk diyorum var. Bir de hata yüzü için diyorum. Evet. Değişik bana da var. Şey. Önce de mesela önce Türk arası var da füş, tü, ayş, tü falan tü falan tü var ya. Çıkıyor. Başka ne var? Kanara var mı? Abi Türkiye konuşuyor. Baban abi bana. Başka ne var? Değişimi sürekliliğinin algılaması yok değil mi? Yani ben de değişimi, keşke değişim. Çocuk bunu kabul etmeli bir kere. Ha baktık. Bu durumda ne olur? Kullandığı bir şey baktı kendisine yaramıyor. Yani, ama yemiyordu kullanıyordu ya. Becerilerin bir başka beceri arkadaşlar. Değişik süre sosyal katılımın empatiye gözetme bir sosyal katılımdan bahsediyoruz. Bizler de sosyal katılım dediğimiz şey arkadaşlar. İnsan dediğimiz de sosyal bir varlık yapıyor değil mi? Sosyal dediğimiz zaman tek başına yaşamayan, insanlarla beraber yaşayan ve görev dağılımı yapan sen bir canlıyız. Öyle mi? Sosyal katılımda budur. Şimdi sürekli evde oturup ya da işte öne görüp okuldasın değil mi? Öğrencisine diyeyim, kendi arkadaşına da grup ödevine de yapmasa, grup ödevine girme. Burada sosyal katılımda karşı bir şey var. Ama sosyal katılımda ne olur? Mesela 5 kişi grupta oluşturur. Grup olursunuz. Herkese bazı görevler verir değil mi? İşte sosyal katılım belirli şey olur ve öğrencilerde istediğim şeylerin birisi de budur. Sosyal katılımı teşvik etmek, sosyal katılımdan öğrencilerin korkup yapmak bilirsiniz. Bazı insanlar da vardır. Özgür eksikliği, topluma girmek istemez, çekinir diyor. Değil mi? Ha işte bu yardımların önüne geçmek işte. Sosyal bir yer derse. İşte bunun için de işte sosyal katılım geliştirmiş. Şimdi empati. Dedim bir şey var. Nedir empati? Başkasını yemek yani. Başkasını karşılığında da işte. Başkasını bizden olmayan birinin yerine kendimizi koymak. O neden bir şey olsun değil mi? Bir kolay mı? Ah Tanrı adamı diyor. Ben ne diyeyim? Tanrı'nın ömrü bir değil de hale de böyle yapmış. Bence yanlış. Bunların başını yaparız, kendin de onun yerine koyarız. Hayır eder abi. Bir de düşünürüz. Bu yerde olsa hem de yapar mı? Evet. Buna empati deniyor. Empati mesela öyle görebilir misiniz? Empati. Hadi abi. Bilmiyorsunuz. Mesela ben size çok özeniyorum. Ne gibi? Ders anlattığınız şeyinize. Allah razı olsun. Şundan size. Ben şey düşünüyor musun mesela? Sevmediğin hocam var mı? Var. Neden senin hocam bu kadar iyi? Neden? Falan böyle kötü dediğin zaman işte mesela kendine göre bir yerine koyuyorsan sen kendini kötü olan yerine koyuyorsan sen empati yapabiliyorsun. Anladın? Empati yeteneği budur. Ne gözler bakar, gözler. Gözler. Gözleme gelir değil mi aslında? Gözleme söyler misiniz? Evet. Hocam bize özlemde sıkıntı var. Özlem var, özleme var, gözleme var, 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 var. Şimdi, bir iki kişiler, misafir meclisi, gözleme gelecek, yazılan da şey var. Güzel bir insan atacak. Çıktı gözlemeler demiş oluyor. Çıktı gözlemeler. Mesela bilirsiniz biz Sivaslılar onlar özellikle. Hani Sivaslılar evinde otçer ama bir de Sivaslıyım. Otçer bakımda var. Aynı zamanda şey diye. Sivaslılar Türk diye bilirsiniz. Sivaslılar da çok ama burada da şöyle bir şey diyor işte. Mesela Erzurum'daki bir Türk. Değil mi? Çünkü hayvancılık yaptığı için ne yapıyor? Eti çok yiyor. Bizim burada Madımak bütün. O da bir ne oluyor? Hani coğrafya bütün insanların hayatına ısınır ki. Ne oluyor ideoloji? Ot yer gidiyor adamı. Ama ben mesela sırada Madımak şey yapmıyorum. Bizim hiç bir mahallede herkes gibi ben yemiyorum. İyi ki. Gidiyor
vakti var bir şeyler tabirinde de. Çünkü sütü aslında. Yok bir şey yok bak. Bunun sebebi nedir bak? Bunda da el kaç kurma. Bu da el kaç kurma yüzmeye çalışıyor. Anlamadın mı? Abi bu adam Sivas'ta ama niye bu adam şimdi Sivas'ta da eski yetim adım bahsediyor halde bir şey yok dedik ben şu an anladınız mı? Empati kurum diye yapıyor. Gözlem şimdi gözlem ediyor. İşte gözlem ediyor bir şeyler. Hayır hatta şurada bir şey olur. Bakarsınız işte rengini incelersiniz. Hangi şeylerin yapıldığını incelersiniz. Mesela bir yuvarlak değil mi? Bunun bu şeyi var altı yesin. Bakan yok mu? Sonra İşte bu akik ve kokan bulunmazlar burada. Gözleme dediğim şey de bunlardır. Ha işte gözler. Becesini bir anlatsa şey işte. Bilirsin değil mi? İnsanlar şeydir. Etrafına bakar. Çünkü araştırıp öğrenmesi de kuruldu. Çocuklar da bunu, bazı bunlar da şeydir. İlk gideyim ya ama. Öyle bir gideyim ya. Senin bu tarafı bir yoklaması vardır. Kafadan kurtarıp işte gözlerin önlerini anlatmaktır. Bir an başlıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Dersimizi bitiriyorum. Benim için teşekkür ederim.